Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere hazır böyle yaz ayları da yaklaşmışken yapabileceğiniz harika bir magnolia tarifi vereceğim. Çilekli magnolia yapacağız. Böyle yaz aylarında dolapta dinlendirip serin serin yiyebileceğiniz harika bir tatlı olacak. Malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup videolarıma da like atarsanız çok sevinirim. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle tenceremizi ocağımızın üzerine alıyoruz ve içerisine 4 yemek kaşığı dolusu unumu döküyorum. 1 yemek kaşığı dolusu da mısır nişastası katıyorum. 1 klasik su bardağı dolusu da toz şeker döküyorum. Ve bu kuru malzemeleri önce bir şöyle çırpıcıyla karıştırıyorum. Evet. Şimdi içerisine 1 adet yumurta sarısı katıyorum. Ve 1 litre soğuk sütüm var. Onu da içerisine döküyorum. Ve sürekli karıştırıyorum. Şimdi ocağımın altını açtım orta ateşe. Sürekli karıştırarak muhallebim göz göz olana dek pişiriyorum. Evet arkadaşlar, muhallebim böyle gördüğünüz gibi göz göz oldu. Yani kaynama noktasına geldi. Ve tabii sürekli karıştırıyoruz. Kıvam da harika. Bakar mısınız şunun güzelliğine arkadaşlar. Şimdi içerisine 1 paket vanilya katıyorum. Ve hemen şöyle hızlıca karıştırıyorum. Şimdi de 1 paket krema katacağım. Ve 1 taşım kaynatıp hemen ocağımın altını kapatacağım. Hızlıca böyle karıştırıyoruz kremamızı döktükten sonra. 200 ml arkadaşlar krema. Hepsini döktüm. Ve böyle hızlıca karıştırıyorum. Çok fazla kaynatmıyoruz kesinlikle arkadaşlar. Yoksa kremanız kesilir, kötü olur. Sadece böyle hızlı karıştırarak böyle bir kaynar gelmesi yeterli olacaktır. Evet, harika ötesi oldu. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Kremam şu anda hazır arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki bakar mısınız şunun güzelliğine. Şimdi tel çırpıcımı içerisinden çıkartıyorum. Arkadaşlar ben şöyle bir aparat kullanacağım. Bardakların kenarına bulaşmaması açısından. Bununla çok rahat bir şekilde muhallebi dökülüyor. Eğer bu yoksa da siz de kaşıkla da dökebilirsiniz. Ya da kepçeyle de dökebilirsiniz. Şimdi bu böyle kenarda dursun. Şurayı hemen silelim. Arkadaşlar burada bardaklarım var. Şimdi bardaklarımın içerisine şurada hazırlamış olduğum bisküvi karışımından dökeceğim. Şimdi arkadaşlar burada bisküvi karışımım var. Bebe bisküvisi, yulaflı bisküvi ve fındık karışımı olmak üzere bu şekilde karıştırdım. Ben malzeme ölçülerini gram olarak, bardak ölçüsü olarak açıklama kısmına yazacağım. Şimdi hemen bunu bardaklarıma doldurayım. Şöyle bir yemek kaşığıyla 2 kaşık koydum. Bardaklarımın diplerine gelecek şekilde. Sade bebe bisküvisi de kullanabilirsiniz. Veya sade yulaflı bisküvi de kullanabilirsiniz. Ama magnolia'da bebe bisküvisi ve yulaflı bisküviyi karıştırınca daha da güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Şöyle silkeliyorum. Şimdi burada da çileklerim var. Çileklerimi temiz bir şekilde yıkadım. Ve bu şekilde uzunlamasına ince ince dilimleyeceğim. Gayet ince dilimliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi bu şekilde dilimleyeceğiz. Ve dilimlediğim çileklerimi şu şekilde arkadaşlar bardaklarımızın böyle kenarlarına gelecek şekilde dizeceğiz. Şimdi ben video uzun olmasın diye bu işlemi hemen hızlıca yapayım. Sizler de sıkılmayasınız. Evet arkadaşlar, çileklerimi böyle bardağımın kenarına gelecek şekilde güzelce dizdim, hazırladım. Şimdi ise kremamı dökeceğim. Biraz daha böyle, çok güzel.
Evet, muhallebimi de döktüm. Tekrardan arkadaşlar buradaki karışımımdan üzerlerine gelecek şekilde böyle birer kaşık dökeceğim. Şu şekilde. Arkadaşlar gerçekten de dünyanın en kolay tatlısı diyebilirim. Ama bir o kadar da çok lezzetli bir tatlı. Çünkü yapımı çok basit. Ama yaz tatlısı da olduğu için böyle dolapta dinlenince serin serin ve hafif de oluyor. Yiyebileceğiniz harika bir tatlı olmuş oluyor. Şöyle yeterli. Ben tekrardan arkadaşlar üzerine krema dökeceğim. Tekrardan krema döküyorum üzerine arkadaşlar. Evet. Biraz süsleme payı da bırakalım bardağımızın üzerinde. Evet, muhallebimi de döktüm tekrardan üzerine arkadaşlar. Şimdi şöyle çok az böyle muhallebimin üzerini kapatacak şekilde böyle döküyorum bisküviden. Daha sonra da üzerini çilekle ya da fındıkla, fıstıkla güzelce süsleyebilirsiniz. Süslemeden de bu şekilde de tüketebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlaka bu tarifimi de deneyin. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.